Herkese merhaba. Bugün evde iki tane ürün var. Biri Enduro batarya seti GoPro'nun, diğeri de TalkBack Edge Cardo Intercom. İlk önce şundan bahsetmek istiyorum çok kısa. Normal bataryalara göre yaklaşık 1,5 kat daha uzun süre gidiyor. O yüzden Avrupa dönüşte gördüğümüzde bundan bir almak istedik. Normalde bizde var, bir set daha olsun dedik. Çünkü ihtiyacımız oluyor uzun seyahatler yaptığımızda. Yedek batarya güzel oluyor bu anlamda. Şimdi direkt buna geçiyorum. Bununla çok fazla işimiz yok. Cardo Intercom. Bizim intercomlarımız bize sıkıntı çıkarmaya başlamıştı. Böyle yaklaşık 80 km hızların falan üstüne çıktığımızda birbirimizi duyamıyorduk. O yüzden yeni bir intercom arayışındaydık. Bunu zaten videolarımızı izliyorsanız biliyorsunuzdur. En son bunu gördük ve bunda karar kıldık. Şimdi size biraz bunun hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle kutu üstündeki bilgilerden bahsedelim. JBL hoparlörleri var. Dynamic Mesh sistemi var. Bu şekilde intercomlar birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Sesli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani sesli komut sistemi var, öyle söyleyeyim. Mıknatıslı bir yapısı var. Yani kaskınızdaki bağlantıya mıknatısla sabitleniyor. Toza, suya, bunlara karşı dayanıklı, su geçirmez bir özellikte. Diğer kardo olmayan, dynamic mesh sistemi olmayan intercomlarla da Bluetooth aracılığıyla bağlanabiliyor. Bir yazılım sistemi var. Uygulama üstünden bunu güncelleyebiliyorsunuz. Şimdi hemen hızlıca bir kutu açılışı yapalım. Şuralardan da bahsedeyim. 15 kullanıcıya kadar bağlanabiliyorsunuz. Normalde bir kullanıcıyla 1,6 kilometreye kadar. Diğer 15 kullanıcıyla da ara intercomları da bir bağlantı noktası olarak kullanarak 8 kilometreye kadar iletişim sağlayabiliyorsunuz. 13 saat batarya ömrü var. Radyosu var. Müzik dinleyebiliyorsunuz. İki cihaza kadar bir intercomunuz bağlanabiliyor. Bu şu demek, bir telefon, bir GPS gibi iki farklı cihaza bağlanabiliyorsunuz. 3 yıl garantisi var. Dediğim gibi JBL hoparlör sistemi var. Şimdi hemen kutu açılışına geçiyorum. Kutusu gerçekten çok şık. Yani ben kaliteliyim diyor. Umarım bizi hayal kırıklığına uğratmayacak. İçinden birkaç tane kitapçık çıkıyor. Şu şekilde. İki set intercomumuz var. Dediğim gibi eşimle birlikte kullandığımız için bize ikili lazımdı. Alt kısımda da diğer ekipmanlar var. Bunları şuraya açıyorum. Hemen geri dönüyorum. Evet, şimdi tekrar yine birlikteyiz. Sadece bir set açtım. Diğer sette zaten tamamen aynı olduğu için. Bunun üstünden içinde ne var ne yok bir bakalım. Şöyle 3M bantlarımız var. Kaskın içine yapıştırmak için. JBL hoparlörümüz var. Bir tane çene açılır kask için mikrofonumuz var. USB Type-C şarj kablomuz var. Bir tane kapalı kask full face'ler için mikrofonumuz var. Cihazın kendisi, mounting'i, bunlar da klipsleri. Bu yapışkanlı olan, bu da kaska geçirebildiğiniz klips. Bir de alkollü bezler var. Bunlar kaskınızın yüzeyindeki tozları temizleyip şunun daha güzel yapışması için. İçinden çıkanlar bu kadar. Birkaç tane özelliğinden bahsedeyim size. İlk önce cihazın üstünde ne var onlardan başlayalım. Burada telefon tuşumuz var. Şurası medya tuşu, intercom tuşu. Burada bir rollerimiz var. Bu da basılabiliyor aynı zamanda. Şu arkada da şöyle göstereyim. Type-C şarj noktası var. Şimdi bağlantı yapalım. Daha sonra intercom üstündeki kısa yollardan nasıl bağlanıyoruz, nasıl açıyoruz, nasıl kapıyoruz bunları görelim. İlk önce üstünde air mounting diyordu. Mıknatısla bağlantı sağlıyor demiştik. Bu nasıl bir şey onu göstereyim. Sadece şöyle yaklaştırıyorsunuz, kendi kendine yapışıyor. Çıkartırken de şuradaki mandala şöyle aşağıya doğru ittiriyorsunuz ve cihazı ileri itiyorsunuz.
Bu kadar basit. Şimdi cihazımızın açısı açıyoruz. Ona bakalım. Medya ve telefon tuşu. İkisine basılı tutuyoruz. Cihaz açıldı ve ben daha önce telefonumu zaten bağladığım için direkt telefonuma otomatik olarak bağlandı. Kapatırken de yine medya ve telefon tuşuna birlikte basıyoruz. Bir de şöyle güzel bir özelliği var. Kapatırken şarjınızın ne kadar kaldığını size söylüyor. Şimdi cihazımızı tekrar açalım. İntercom'umuz iki tane cihaza bağlanabiliyor demiştik. Bu iki tane telefon, bir tane telefon, bir tane GPS vesaire olabilir demiştik. Şimdi ilk önce telefon bağlantısını nasıl yapıyoruz? Ona bakalım. Şuradaki telefon tuşuna yaklaşık 5 saniye basılı tutuyoruz. Phone pairing. Bu sesi duyduktan sonra telefonumuzda Bluetooth menüsüne giriyoruz. Buradan kargoyu bulup eşliyoruz. Bu kadar basit. GPS eşleşmesini nasıl yapıyoruz? Yine telefon tuşuna basılı tutuyoruz. Phone pairing'den sonra bir tık daha. GPS pairing. Yine bu sesi duyduktan sonra GPS'inizin Bluetooth menüsüne giriyorsunuz. Buradan kargoyu buluyorsunuz. Eşleşmeyi sağlıyorsunuz. Şimdi ikinci telefonumuzu eşlemek için telefon tuşuna 5 saniye basılı tutuyoruz. Daha sonra roller'ı ileri itiyoruz. Second phone pairing. Bu sesi duyduğumuzda ikinci telefonumuzdan sistem yine aynı Bluetooth menüsüne giriyoruz. Kargoyu buluyoruz, bağlanıyoruz. Kendimizi istemediğimiz bir eşleşme yerinde bulursak da iptal etmek için, ana menüye dönmek için telefon tuşuna 2 saniye basılı tutuyoruz. Pairing failed. Şu an ana menüdeyiz. Şimdi cihaz üstündeki tuşların genel özelliklerinden bahsedeyim. Sesi arttırmak için, dinlediğiniz bir şeyin sesini arttırmak için ileriye doğru itiyorsunuz. Roller'ı azaltmak için geriye doğru çeviriyorsunuz. Şöyle bir şey var. Aynı anda hem müzik dinliyorsunuz diyelim, hem de bir size telefon araması geldi. Ama siz telefondaki sesin yeterince yüksek olmadığını düşünüyorsunuz diyelim. Buradan sesi arttırdığınızda müziğiniz etkilenmiyor. Yani telefon görüşmeniz bittikten sonra müzik ses seviyeniz yine aynı kalıyor. Mikrofonunuzu sessize alabiliyorsunuz. Bunun için intercom ve medya bu tuşlara basılı tutuyorsunuz yaklaşık 2 saniye kadar. Şu aradaki duyduğunuz dıt dıt sesleri intercomunuzun sessize alındığını ve sessizden çıktığını belirtiyor. Burada sesli bir mute ya da unmute gibi bir ibare vermiyor. Bunu bip sesleriyle ya da dığıt sesleriyle size ifade ediyor. Sesli komut sistemi olduğu için Siri'yi ya da Google asistanınızı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bunun için herhangi ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle yapalım. Hey Siri, müzik çal. Şimdi Spotify'da Beats One radyosu çalınıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir ekstra çaba sarf etmeden sadece sesli bir şekilde Siri'ye ne yapmasını istediğimi söyledi. O da uyguladı. Bence çok kullanışlı bir şey. Diğer intercom'dayken benim aradığım özelliklerden biriydi diyebilirim. Çünkü bir sürü tuşa basmak yerine bir şeyleri sesli olarak söyleyip yaptırmak her zaman daha kolay oluyor. Daha pratik oluyor. Çünkü eldiven kullanıyoruz. Kışın oluyor. Kışlık eldivenler biliyorsunuz ki çok kalın. Tuşları hissetmek bazen zor olabiliyor. Bu yüzden bence bayağı elverişli bir özellik sesli komut sistemi diye düşünüyorum. Şimdi madem müzikten başladık, müzikten devam edelim. Müziği burada nasıl başlatıyoruz? Ona bakalım. Menü tuşuna
Bir kere bastığınızda, tıkladığınızda müziğiniz başlıyor. Sonraki şarkı için müzik çalıyorken bir kere daha tıklıyorsunuz. Önceki şarkı için iki kere tıklıyorsunuz. Durdurmak için roller'a bir kere tıklıyorsunuz. Bir de Cardo'da müzik paylaşma özelliği var. Dinliyor olduğunuz bir müziği bağlı olduğunuz diğer intercom kullanıcısıyla paylaşabiliyorsunuz. Bunun için Cardo uygulamasını indirmiş olmanız gerekiyor. Şuradan göstermeye çalışacağım size. Şu şekilde buradan müziğe giriyorsunuz. Şuradaki ikonu görüyorsunuz. Bunun bu şekilde renkli olması gerekiyor. Bunu da şuradan sağlıyorsunuz. Intercom'a giriyorsunuz. Bluetooth'a geçiyorsunuz. Burada diğer kullanıcının da size bağlı olduğundan emin oluyorsunuz. Bundan sonra müziğinizi paylaşabiliyorsunuz. Bunu isterseniz intercom üzerinde intercom tuşuna 2 saniye basılı tutarak yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız da uygulamanın içinde buna basarak yapabiliyorsunuz. Şu an diğer intercomumuz kapalı olduğu için paylaşamayacak, fail verecek. Şimdi radyoya bakalım. Radyoyu başlatmak için medyaya iki kere tıklıyoruz. Şuradan size göstereyim. Biraz sesini kısayım. Bir sonraki kanalı aramaya başlamak için buradaki medya tuşuna 3 kere tıklıyoruz. Aramayı durdurmak için bir kere basıyoruz. Radyoyu kapamak, müziği kapamakla aynı. Roller'a bir kere tıklıyorsunuz. Şimdi diyelim ki canınız radyo dinlemek istedi. Radyo dinliyorsunuz. Daha sonra radyonuz çekmemeye başladı. Dediniz ki müziğe geçeyim. Bunun çok kısa bir yolu var. Medya tuşuna 2 saniye basılı tutuyoruz. Şimdi önce bir radyomuzu çalıştıralım. Medya tuşuna 2 saniye basılı tutuyoruz. Şu an müziğe geçti. Şuradan da teyit edebiliriz. Gördüğünüz gibi müzik çalıyor. Radyoya geçmek için yine aynı şekilde medyaya 2 saniye basılı tutarsanız radyoya geçiyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada presetler var. 6 tane kanalı önceden tanımlayabiliyorsunuz. Bunun üstüne basılı tuttuğunuzda şu an olduğu kanal buraya alıyor. Daha sonra bunun üstüne tekrar tıklayıp bunu kaldırabilirsiniz. Ya da şu kenarındaki düzenleme çubuğundan düzenleyebilirsiniz. Ben genelde radyo kullanmıyorum, o yüzden boş bırakacağım. Şöyle preset yaptığınız zaman, hadi yapalım, ekleyelim. Sonra şöyle bir tane kanal da buraya ekleyelim. Burada çalmaya başladı diyelim. Daha sonra bir sonrakine, bunlar presetli kanallar için geçerli. Normalde biliyorsunuz ki tarama tuşu 3 kere medyaya basmaktı. Ama bu sefer bir kere tıklatıyorsunuz. Bir sonraki kaydettiğiniz kanala geçiş yapıyor. Şuradan bahsettiğim gibi bu şekilde istediğiniz frekansı ayarlayabiliyorsunuz. İntercomları eşleşmeye geçelim. İki tane Cardo cihazı nasıl eşliyoruz? İlk önce ona bakalım. Bu cihazımız zaten açık. Diğerini de açıyorum. Gördüğünüz gibi mora döndü. Çünkü bu cihazlar daha önceden eşleşti. İki Cardo cihazı eşleştirmek için şu yukarıdaki intercom tuşlarını basılı tutuyoruz. Renkler değişmeye başladı gördüğünüz gibi. Bunlar mora döndüğü zaman birbiriyle eşleşmiş oluyor. Ama şu an zaten bu cihazlar eşli. Başka bir intercom aradıkları için dönmeyecekler. O yüzden iptal ediyorum. Cihazları buradan intercom tuşlarına basarak eşleyebildiğimiz gibi uygulama üzerinden intercom bölümüne girip orada grup oluştur diyerek de eşleşme sağlayabiliyoruz. Bunun için tabii ki tekrar buna basmanız gerekiyor ki aramaya başlasın. Intercom'u sessize alabiliyorsunuz. Bundan videonun başında ufacık bir bahsetmiştim. Sessize almanın 3 farklı yolu var. Bunun bir tanesi, birincisi tamamen sessize almak. Ne onlar sizi duyuyor, ne siz onları duyuyorsunuz. Bunun için
Roller'a 2 saniye basılı tutuyoruz. Şu an intercomumuz sessiz modda. Unmute yapmak için yine 2 saniye basılı tutuyoruz roller'a. Şu an intercomumuz unmute. Yani biz duyabiliyoruz, onlar bizi duyabiliyor. Sadece mikrofonumuzu sessize alma gibi bir özelliğimiz var. Diyelim ki siz bağıra çağıra bir şarkı söylemek istiyorsunuz. Diğerleri de sizi duysun istemiyorsunuz. Buradan mikrofonunuzu sessize alıp bir yandan yapılan konuşmaları, muhabbetleri dinleyerek bir yandan da kendi içinizde devam edebiliyorsunuz. Bunun için mikrofonu sessize almak için intercom ve medya tuşuna 2 saniye basılı tutuyoruz. Intercom, medya. Şu an mikrofon sessizde. Geri almak için yine aynı şekilde. Şu an mikrofonumuz sessizden çıktı. Bunları sesli olarak da yaptırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hey Cardo, mute microphone. Hey Cardo, unmute microphone. Bir de audio sessize alma diye bir şey var. Bunda da sizin konuşmanız gitmiyor. Gelen ses seviyesi de minimuma iniyor. Bunun için de mute, unmute, audio komutlarını kullanabiliyorsunuz. Kitapçığın içinde şu arka kısımda burada kullanabileceğiniz komutlar var. Maalesef Türkçe dil desteği yok. O yüzden uygulamayı da verdiğiniz komutları da İngilizce, yani eğer biliyorsanız başka dil tabii ki. Şu an yaygın olarak İngilizce konuşulduğu için İngilizce diyorum. Bu dil üstünden devam etmeniz gerekiyor. Diyelim ki intercomunuz açıkken size bir arama geldi. Bu aramayı nasıl kabul ediyorsunuz ya da nasıl reddediyorsunuz, buna bakalım. Reddetmek için roller'ı geriye doğru çeviriyorsunuz, biraz itiyorsunuz. Kabul etmek için de telefon tuşuna bir kere basmanız yeterli. Bunları demin gösterdiğim gibi sesli şekilde de yapabiliyorsunuz. Answer ya da ignore diyerek. Gelen aramayı müzikte olduğu gibi bir başka intercom kullanıcısıyla paylaşabiliyorsunuz. Bu şu açıdan güzel bir özellik aslında. Diyelim ki büyük bir grupsunuz. Herkeste kardo yoktur. Bazılarında sadece Bluetooth olan intercomlar vardır. O kişi sizi telefonla arar. Siz de bu aramayı paylaşma özelliğiyle bunu diğer intercomlara yayabilirsiniz. Bu şekilde o kişi de grubunuza dahil olmuş olur. Bluetooth'la eşleşme yok mu? Var. Onu da göstereceğim şimdi. Ama böyle bir özellik de var. Sonuçta kapsama alanı azalıyor, çoğalıyor, mesafemiz değişebiliyor. Böyle bir özellik de var. Bunu nasıl yapıyoruz? Arama geldi. Siz aramadayken intercom'a 2 saniye basılı tutarsanız bu gelen aramayı diğer grup üyesiyle de paylaşmış oluyorsunuz. Görüşme yaptınız. Görüşmeyi bitirmek istiyorsunuz. Telefon tuşuna bir kere basıyorsunuz. Görüşme bitiyor. Bir de şöyle bir özellik var ki bence bu da büyük grup sürüşlerine artçısıyla beraber çıkanlar için güzel bir özellik. Private chat diye bir özelliğimiz var. Bunu sadece seçtiğiniz bir intercom kullanıcısıyla özel olarak konuşmak için kullanıyorsunuz. Dediğim gibi atıyorum büyük bir grupta sürüyorsunuz ve siz artçılı bir sürüş yapıyorsunuz. Zaman zaman artçınız da sadece kendi aranızda konuşmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için uygulamaya geçiyoruz. Önce bir ön hazırlık olması gerekiyor. Intercom'a giriyoruz. Burada şu an ben bir tane intercom açtığım için bir tane intercom görünüyor. Diğer kişileri de görebiliyorsunuz. Her birinin ismi olursa sizin ayırt etmeniz açısından daha güzel olur. Şu yanında gördüğünüz gibi bir tane kilit ikonu var. Bu kişiyi private chat için atamışsınız demek. Private chat'e de intercom üstünden de geçiş yapabilirsiniz. Buradan da üstüne tıklayarak aktif edebiliyorsunuz şu şekilde. Intercom üstünden nasıl yapıyoruz? Intercom tuşuna 2 kere tıklıyoruz. Bu şekilde. Bu kişiden başka bir kişiyi atamak isterseniz private chat içinde, burada dediğim gibi diğer intercomlar görünecek. Onların üstüne tıkladığınızda bu kilit sembolü de diğer kişinin üstüne geçecek. Bu şekilde o kişiyi private chat için atamış olacaksınız. Peki bizim iki tane DMC eşleşmiş cihazımız var. Buna üçüncü bir cihaz bağlamak istiyoruz. Bu cihaz Bluetooth bir cihaz. Bunu nasıl yapacağız? Cihazımızı bir açalım.
Her cihazda farklı. Cihazınızı eşleşme için açıyorsunuz. Daha sonra Rider A olarak seçiyorsunuz. Şu an arıyor. Ve bağlandı. Bunu Intercom Bluetooth sekmesinden yapıyorsunuz. Daha sonra DMC'ye geldiğinizde bu kişi şu an bize bağlı fakat Intercom konuşmamıza dahil değil. Bunun için buradaki bridge'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Şu an bu kişi de diğer iki kişinin intercom konuşmasına dahil. Bunu intercom üstünden nasıl yapıyoruz? Intercom tuşuna 3 kere tıklıyoruz. Şimdi kapatalım bunu. Üç kere tıkladık. Dedik ki gel sen de bizim konuşmamıza katıl. Gördüğünüz gibi rengi tekrar değişti. Bridge aktif oldu. Bu şekilde de ekleme yapmış olduk. Bir Bluetooth cihazı, diğer iki DMC bağlantılı cihazı. Peki. Şimdi aradan bir DMC'yi çıkartalım. Bunu şu şekilde de yapabiliyorsunuz. Add Rider deyip buradan Passenger ekle dediğinizde bu Bluetooth cihazı Passenger olarak görüyor. Şu an bağlı. Bir Bluetooth cihazı bir Cardo DMC cihaza bağlamak için eşleşme modu açık olmalı. Şu an gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Eşleşme modu açık. Buradan ya telefonunuzdan RideRay'i seçiyorsunuz. Üstüne tıklayıp bağlanıyor. Ya da buradan intercom tuşuna bir kere tıklıyorsunuz. Şu an bağlandı. Eğer bir başka Bluetooth cihazım olsaydı onu bağlamak için de yine eşleşme modunu açacaktım. Bu sefer intercom'a iki kere tıklayacaktım. Bu zaman da Rider B'ye geçecek. Ya da yine buradan Rider B'nin üstüne gelerek tıklayarak eşleşme sağlayabiliyorum. İki Bluetooth intercom arasında geçiş yapmak için de bir kere tıklayarak Rider A'ya, iki kere tıklayarak Rider B'ye geçebiliyorum. Sanırım anlatacaklarım bununla ilgili bu kadar. Bir de şöyle fabrika ayarlarına geçiş yapmak için yapmanız gerekenler var. O da kullanmanız gerekti, bir şey yapmanız gerekti. Bunda da yeniden başlatmak için medya ve intercom tuşlarına 10 saniye basılı tuttuğunuzda yeniden başlatıyor. Fabrika ayarları içinse 3 tuşa birden 10 saniye basılı tutmanız gerekiyor. Cihaz bu şekilde. Şu mikrofonla ilgili de hemen küçük bir bilgi vereyim. Şurada gördüğünüz gibi sarı bir ok var. Bu mikrofon alıcısının burada olduğunu gösteriyor. Yani çene açıları kasklar için bu mikrofonu kullandığınızda sarı kısmın içeriye ağzınıza doğru baktığından emin olmanız gerekiyor. Bu ufak bir ayrıntı ama bence işinize yarayabilecek bir ayrıntı. Çünkü diğer kişilerin sizi duyması açısından önemli. Yapıştırırken buna dikkat ederseniz işiniz kolaylaşır. Çok detaylı anlatmayacağım ama belki ilk defa intercom bağlayacak olanlar vardır diye şöyle kısaca bir bahsedeyim hemen. Kaskınızın içi sökülebildiği kadar sökün. Ben şu an çıkarmadım hepsini. Daha sonra şurada bizim kasklarımızda yuva var. Belki sizinkilerde yoktur. Ama yoksa da kulağınıza denk gelecek şekilde çıkan 3 M bantları yapıştırıyorsunuz. Daha sonra bu cırtları buralara yapıştırıyorsunuz. Intercom hoparlörünüzün de uzun alan kablolu kısmını intercom'u bağladığınız yerin karşı tarafına, kısa olan kısmı da intercom'un olduğu tarafa monte edip kabloları bu arkalara, güzelce şu iç kısımlara kabloları saklıyorsunuz. Ben intercom'um için şu klipsli olanı kullanacağım. Yapışkanlı olanı kullanmak istiyorsanız da hangi tarafa yapıştıracaksanız o yüzeyi içinden çıkan alkolü veya güzelce temizleyip yapışkanlı aparatı yapıştırabilirsiniz. Bunu şöyle yapıştırdığımı, daha doğrusu klipsli olduğu için geçirdiğimi varsayın. Daha sonra bu cihazı, asıl housing'i buraya şu şekilde geçiriyoruz. Kızaklı bir sistem. Geçirdikten sonra da mikrofon ve hoparlör bağlantılarını yapıp cihazımızı monte ediyoruz. Bu şekilde kullanıma hazır olmuş oluyor. Şimdi biz bunu bir yolda test edelim.
Bakalım bize nasıl sonuçlar verecek. Ben JBL hoparlör olduğu için biraz umutluyum. Aslında yorumları da güzeldi. Hayal kırıklığına uğramayacağız diye umut ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.